Yurdumuzu çok yakan orman yangınlarının çıkış sebebi ne olabilir? Kimileri komplo üretsin, saldırı desin, şu desin, bu desin. Eğer bir saldırı varsa çok küçük bir ihtimal ya da %99. İşin uzmanları diyor ki insan kaynaklı, yani biz. Irmağın akışına öldüğümüz Türkiye'miz ama piknik ateşi, anız yakma ya da yeteneksiz, ihmalkar eller ormanlarımızı küle çeviriyor. Bu haber tüm Türkiye için. Tüm hiyerarşik sistemin ayrıntılarıyla belirlendiği bir mevzuat düzenlemesine ivedi bir şekilde gereksinim vardı ve geç kalınmıştır. Müdahalede geç kalındı dedi. Orman yangınlarında doğru adımların zamanında atılması için mevzuat düzenlemesi şart diye uyardı. Öte yandan yangınların yerleşim yerlerine doğru ilerlemesi veya ulaşması durumunda yangın yönetiminin kimde olacağı, nasıl ve kimler tarafından söndürüleceği gibi hususlar açık bir şekilde ortaya konmalı. Yaz aylarıyla birlikte Türkiye'nin dört bir yanından ard arda orman yangını haberleri geldi. Türkiye'nin akciğerleri ormanlar adeta küle döndü. Ülkemizdeki çıkan yangınların, bakın alan itibariyle söylüyorum, adet olarak değil, alan itibariyle %99'u insan kaynaklıdır. Ormanlara girişlerin yasaklanmasına yetkililer ve medya kuruluşları tarafından aman dikkat edelim, orman içi ve bitişiğinde ateş yakmayalım denilmesine karşın bu yangınların önüne ne yazık ki geçilememiştir. O nedenle insan kaynaklı yangınlar bizim temel hareket noktamız olmalıdır. Önemli olan yangına çıktıktan sonra müdahale değil, o yangının çıkmaması için neler yapılmalı, hangi önlemler alınmalı? Ormancılar Derneği farkındalığa dikkat çekti. Son günlerde çıkan yangınlar büyük oranda, burada da özellikle vurgulamak istiyoruz, enerji nakil hatlarından, anızdan, anız yakmaktan ve piknik ateşinden kaynaklanmakta. Belki de daha önemlisi yangın söndürmede, yangın öncesi alınması gereken önlemler konusunda daha fazla yapmamız, çalışma yapmamız gerektiğidir. Toplumu duyarlılığını daha üst noktalara taşıyıp yangınla mücadeleyi gerçekten adet olarak aşağıya çekmek, dolayısıyla alan olarak da aşağı çekmek anlamına gelecektir.